Herkese selamlar dostlar. 13 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 5 adet mücadelemiz var. Her maçın ideal tercihini zaten yapacağım. Bazı maçlara skor önerilerimi söyleyeceğim. Diğerlerine zaten yüksek oranlı tercihlerim, tercihlerim de var. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar diyelim. İsterseniz direkt başlayalım. Bir adet de skor yarışmamız var. Skor yarışmasından önce Real Betis maçının skor kazananı arkadaşımız Ananas Çocuk. Instagram üzerinden yazarsa kanalın fotoğrafını da atarsa bana Eylül ayı boyunca kadar Telegram gruplarımıza dahil edelim. Maç skoru yarışması olarak da burada Bayern Münih Barcelona maçının skorunu sizlere sorduk. Ben diyorum 8-2 biter. Değerlendirecekler bol şanslar. 8-2 değil de güzel bir maç olur bence. Gollü bir maç olur. Bakalım sizin düşünceleriniz ne tarafta. Ben birazdan zaten hem yüksek olan hem ideal tercimle sizlere önereceğim. Bol şanslar. Dilerseniz direkt Inter mücadelesiyle başlayalım arkadaşlar. Sizlerden ricam Şampiyonlar Ligi videosu olması dolayısıyla geçen hafta da Şampiyonlar Ligi'nde zaten 12 maç vermişim. 11 tanesi ideal tercih olarak gelmiş zaten. yani like'larınızı bekliyorum diyeyim. Geçtim. Inter ile Victoria Pilsen mücadelesi. Özellikle Pilsen tarafına bakalım öncelikle. Pilsen tarafı bu maçta nasıl oynar? Barcelona maçında nasıl oynadı? Barcelona maçına baktığımız zaman da önce geçmişten gidelim. Victoria Pilsen takımı Barcelona mücadelesinde yeri geldiği zaman gerçekten çıkmasını bilen bir Pilsen takımı vardı. Hatta iki tane falan böyle çok net gol pozisyonu kaçtı. Bir tane de gol attılar zaten. Yani şöyle söyleyeyim üstüne çok geldiği zaman Pilsen takımı da burada çıkmayı biliyor. Şimdi bu maçta nasıl oynar? Inter'e karşı kendi evinde Inter biraz daha baskılı oynayacaktır. Abluka alacaktır. Kalite fark ederken biz zaten Pilsen'i yeneriz diyerek oynayacaktır. O yüzden Victoria Pilsen'in burada ara ara Inter'in üstüne gitmesi geçiş oyunuyla birlikte uzun toplarla birlikte tehlikeli olma şansı var Inter kalesinde. Inter'e baktığımız zaman da ligde 1-0 galip geldi. Herhangi bir rotasyona gitmedi o mücadelede. Çünkü dediğim gibi Pilsen'i biraz daha yeneriz diye düşünüyor. Pilsen tarafına baktığımız zaman da ligde oynadığı maçı 3-2 yendi. 3 tane de rotasyonu var. Inter tarafı burada bence galip gelecektir. Fakat nasıl galip geleceğini bilmek önemli burada. Ben şöyle idealden diye düşünüyorum. Inter'in 2 gol atarak kazanması 1.44 gibi oranı var. Erken siyas mücadelesi. 2 tane maç var. Bir Lisbon mücadelesi, bir Inter maçı. Bir tanesi muhtemelen patlayacak da hangisi patlayacak? Ben Lisbon'u almadım. Inter mücadelesini aldım. Çünkü kazanma ihtiyacı var. Çünkü grubuna baktığımız zaman da Barcelona, Bayern Münih, Inter var zaten. İlk ikiye girmesi lazım diye düşünüyorum ben. Deplasman 2 ve 1.5 üstü buradan. 1.44 gibi oranla ideal alabilirsiniz. Onun dışında Victoria Pilsen gol atabilir mi? Atabilir. Hatta benim skor beklentim şu yönde. 2 birlik bir inter galibiyeti var benim kafamda. Ama ben burada idealden 2 ve 1.5 üstü olarak değerlendirme altına aldım. Ha riske, riske ne girilebilir? Benim skor beklentim burada 2-1 zaten. Inter'in 2 golü bence var burada. Ama 3. golün riskine girmek ister misiniz bilmiyorum. Deplasman 2.5 üstünün oranı burada 2.25 gibi de bir oranı var. Dediğim gibi riske girilir mi? Bunun kararını siz verin bence. Liverpool Ajax mücadelesiyle devam edelim. Özellikle şimdi bu maçta gollü bir mücadele beklemek ki şu 1.35 oran bence az kaldı Ajax'a karşı. Ajax inanılmaz top oynadı geçen maçta. Sizler de izlemişsinizdir. 4-0 yendiği karşılaşmada gerçekten inanılmaz bir top oynadı. Rakip sağ, sağ ceza sahası içinde dans ettiğini söyleyebilirim. Liverpool'a baktığımız zaman da ya yani Liverpool bu sezon sakatlık sakatlıklardan yine çekecekti çok fazla transfer yapmadı. Keita bu maçta yok. Chamberlain zaten yok. Kado da yok. Onun dışında Henderson sakat. Konate sakat. Chris Jones sakat. İleride Salah, Nunez, Diaz olacaktır. Diaz ayrı bir parantez açmak lazım. Liverpool'un bu sezon en formlu oyuncusu olarak düşünüyorum. Yine Liverpool takımı Napoli'ye karşı 4 tane yese bile ağırlıklı olarak baskın olan taraf zaten Liverpool tarafıydı. Sizler de mutlaka takip etmişsinizdir. En azından özetini izlemişsinizdir. Liverpool yani şöyle söyleyeyim. 4-7 maçta bile zaten baskın olmasını biliyor. Şimdi burada kendi taraftar önünde iyice zaten baskılı olacaktır. Bence zaten Liverpool'un golü var. Ajax tarafı atabilir mi? Aynı şekilde Ajax tarafı da zaten çok iyi futbol sergilediği için Tadic, özellikle Muhammed Kudüs inanılmaz bir performans var şu an. Bergwijn'le bu takıma bence gayet iyi uymuş. Şimdi idealden bir KG var alır diyeceğiniz 1.34 gibi oranı var. Avrupa'dan oynayanlar 1.45-1.50 bandı oranı olduğu için alabilir. Ben burada biraz daha yüksek orana gittim. Ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ben şöyle bir risk aldım burada. Risk aldım demeyelim de güzel gollü bir maç beklediğimden dolayı e, maç sonu 1 ve KG var arıyorum. Bulacağız inşallah. Şuradan bulacağız. Bu yeni oran sistemleri geldi ya. Aynı şekilde onlardan. Aynen. Şurada. Maç sonu 1 ve KG var olarak. Ben burada bir Liverpool galibiyetinin artık çıkabileceğini düşünüyorum. Zor da olsa. Yüksek orandan KG var almak yerine 1 ve KG var alırsanız 2.03 gibi de bunun oranı var. Değerlendirecekler burada da bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Ben notlarıma da aldım. Üçüncü mücadelem Porto ile Kulüp Buruj mücadelesi. Kulüp Burç'a baktığımız zaman da kadrosunda son oynadığı ilk mücadelesinde tam 6 tane rotasyona gitti. Öncelikle bunu belirteyim. O maçta da yenmesini bildi. Özellikle hücum oyuncularında rotasyona gittiğini söyleyelim. İleri üçlüsünün tamamını rotasyona aldı Kulüp Burç takımı. Burada baktığımız zaman Porto ile karşılaşacaklar. Porto da Atletico Madrid'e karşı bence daha iyi bir futbol sergiledi. Biraz şanssızlığına son dakika penaltı, penaltı ile aldı. Beraberliği yakaladı. Son dakika golüydü. 90 artı 10'da yediği golle birlikte maç bitti. Macum 90 artı 9 verilmişti sanırım zaten. Porto burada kulüp burucu oynayacak. Bence burada galip gelmesini bilecektir. Ben idealden burada şöyle bir tercih yaptım. Porto baskın bir oyun oynayacaktır ki Porto'da da 3 tane rotasyon vardı hafta içinde oynadı. Ev bir 1.5 üstünün oranı 1.37. Kulüp burucunu atma ihtimali de var o yüzden ben şeye gitmedim. 1 ve 1.5 üste gitmedim. Direkt Porto'nun atacağı 2 golü aldım. Ev 1.5 üstü öneririm. Skor beklentimi de söyleyeyim. 2 birlik bir Porto galibiyeti çıkabilir. 19-60'da bunun oranı var. Bayern Münih Barcelona mücadelesi. Bu maçın maç skorunu zaten sizlere sorduk değerli arkadaşlar. Sizce maç skoru ne olur? Gollü bir maçı bekleniyor. Hatta ben şöyle söyleyeyim sizlere. Yani benim yararlandığım bir web sitesinde skor beklentisini söyleyeyim sizlere. 3-2 Barcelona kazanır diyor. Bilmiyorum olur mu? Zor be. Barcelona bilmiyorum bu sezon iyi de Bayern Münih'e de Allianz Arena'da atamazsın ya 3 tane. Diye düşünüyorum. Bakalım. Yanıltılma olabilir. Futbol bu her şey var. Geçen Atletico Madrid maçını üst bekleyenler mesela 90'da üst oldu mücadele 3 golle. Velhasıl kelam burada Bayern Münih'e baktığımız zaman da kendi ligde oynadığı 3 maçı da berabere kaldı. Fakat Şampiyonlar Ligi farklı farklı bir oyun oynayacaktı tabii ki. Ve şöyle söyleyeyim ilk dakikadan itibaren bence baskın bir oyun sergilemeye çalışacaktır. İlk dakikadan itibaren kontrollü bir oyun olmaz bence. İlk dakikadan itibaren pozisyonlar çıkabilir bu mücadelede. Gollü bir maç beklediğimden dolayı ben şöyle bir ideal aldım öncelikle. Şimdi biz burada Ev sahibinin 2 golünü bence idealden değerlendirebiliriz. 1.34 gibi oranı var. Biraz şöyle 1.40 bir 1.50 bantların olsaydı daha iyiydi. Yani ideal bu olabilir. Bayern Münih'in atacağı 2 gol burada değerlendirme altına alınabilir. Onun dışında aynı şekilde ne yaptık biz burada şey maçına Liverpool mücadelesine? Burada da aynı senaryoyu bekleyebiliriz. Burada 1 ve... KG var yaparsanız 2.26'da gibi oranı var. Zaten KG varın oranı çok fazla yok. 1.26 mı ne oranı var zaten. Barcelona tarafından da gol bekleniyor. Ben Bayern Münih'in kendi evinde tekrar kazanmasını bekliyorum. 3-2, 3-1 skorlar skor geçiyor içimden benim. O yüzden burada da 1 ve KG var. Yeni oranlardan biz de faydalanalım diyorum. 2.26'da bunun oranı var. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Ben Bayern Münih tarafındayım. Herhangi bir sakat veya cezalı var mı diye baktığım zaman da şöyle. Koman o sakat sanırım başka bir oyuncu yok. Deplasmanın Rapinje Lewandowski Dembele süper bir maç bizleri bekliyor bakalım. Son mücadele Marsilya ile Frankfurt mücadelesi. Marsilya Tottenham maçında gerçekten iyi bir futbol sergilediğini söyleyebiliriz. Fakat kaleyi çok fazla bulamadı Marsilya mücadelesi. Tottenham maçında 2-0'dan mağlup oldu kırmızı kartla dolayı. Richarlison'un attığı iki tane güzel kafa golü var o mücadelede. Marsilya hafta içinde Lyon'u yendi. Lyon'u yenerken de Lyon yendi değil mi ya? Yanlış olmasın. Monaco Lyon oynadı. Pardon Lille yendi. Lille. Biz de hatta oynadık. KG varını aldık o maçtan. Kombinemizde vardı. Maçta da, erken dakikada Akiga da. 27'de zaten KG var olmuştu. Marsilya iyi bir oyun sergiliyor. Tudor'u ne kadar oyuncularla kavga mavga olsa da ilk başlarda. 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik var şu an Marsilya tarafında. Marsilya bu maçta yine aynı şekilde Lille maçında oynadığı gibi etkin bir oyun sergileyecektir. Kanatları hızlı kullanıyor, hızlı çıkabiliyor. Burada önemli olan Marsilya'nın bence zaten bir golü var. Frankfurt takımı gol atabilir mi? Mevzu bu. Özellikle Kolmani var bakın Frankfurt tarafında. Bu sezon transfer ettiler o oyuncuyu. Daha öncesinde yoktu. Başarılı abi. Top bileğine yapışıyor. Top öncelikle ayağına yapışan bir oyuncu Kolmani. Geçen maçta da Lisbon'dan 3 tane yediler. Farkındayım. Fakat daha gole yaklaşan takım burada Frankfurt takımıydı. Dövdü, dövdü, dövdük. Göt sesi, Kamada'sı çok fazla pozisyon kaçırdı zaten. Özellikle Kamada yandan iniyor iniyor. Düzgün bir şekilde içeri çeviremedi. Borde de bu mücadele oynayabilir. Bence Frankfurt takımı Lisbon nasıl bunlara geçiş oyunuyla birlikte 3 tane attı. Şimdi Frankfurt Marsilya 3 atar demiyorum fakat aynı şekilde geçiş oyunuyla birlikte hızlı toplarla hızlı çıkışlarla birlikte Frankfurt takımı da bence Marsilya'ya gol atabilir diye düşünüyorum. KG var oranı gayet güzel. 1.54'te bunun oranı var. Ben bir de buna yüksek oran olarak şöyle bir öneri yapmak istiyorum. Toplam gol aralığında ben 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Onun da oranı 1.84. 1-1 veya 2-1'lik bir Marsilya galibiyeti çıkabilir. Benim düşüncelerim bu yönde. Toplam 5 mücadelem var. Bugüne ideal kombine çıkarmadım fakat yarına 14 Eylül'e bir ideal kombine. Bir de sizlere sistem kuponu çıkartacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.